Şimdi Sevir Dağı'ndayız. Sevir Dağı hemen arkamızda görüyorsunuz. 500 metre yüksekliğe sahip olan ve Peygamber Efendimiz'i hicret arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le 3 gün Sine'sinde misafir eden dağ. Buraya gelen Müslümanlar Sevir Dağı'nda ziyaret ediyorlar. Neler yaşandı sizden öğrenebilir miyiz? Mekke'de sayıları birkaç kişiden oluşan Müslümanlara zulümler, eziyetler artmaya başlayınca Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların buradan Medine'ye göç etmesine izin veriyor. Ara ara buradaki Müslümanları Medine'ye gönderiyor. Ve daha sonra çok sayıları çok az kalan Müslümanları fark eden bu müşrikler daha sonra Allah Resulü'nün de buradan Medine'ye gideceğini, İslam ordusunun güçleneceğini, kendileri için tehlike arz edeceğini bildikleri için Allah Resulü'nü ortadan kaldırmanın hesaplarını yapmaya başlıyorlar. Ve Kabe'nin içinde Darun Nedve denilen bir yer var. Yani bunların meclisi, karar aldıkları yer. Orada toplanıyorlar. Ve kabilelerden biri diyor ki Muhammed'i ortadan biz kaldıralım. Diğerleri de diyor ki siz kaldırırsanız Muhammed'in soyu da kalabalık. Onlar da sizi ortadan kaldırırlar. Ve Ebu Cehil şöyle bir fikir ortaya atıyor. Her kabileden, gençlerden, eli kılıç tutan gözü kara birer kişiyi seçelim. Muhammed gece evinden çıkıp mescide giderken kim vurduya götürüp o şekilde ortadan kaldıralım. Bunların nasıl hesabı varsa Cenab-ı Hakk'ın da bir hesabı var. Ve Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor Allah Resulüne. Hicretle emrolunduğunu bildiriyor. Bu müşrikler Allah Resulüne çok güveniyordular. Ve kendisine Muhammedül Emin diyordular. Ve Allah Resulü Hazreti Ali'yi yanına çağırıyor. Kendisindeki emanetleri Hazreti Ali'ye teslim ediyor. Ve buradan ayrıldıktan sonra onları sahiplerine dağıtmasını istiyor. Ve burası bu Sevir Dağı Medine'nin tam zıt yolu. Allah Resulü'nün normalde nereye gitmesi lazım? Medine yoluna gitmesi lazım. Bakın peygamber dahi olsa ne yapıyor? Tedbiri elden bırakmıyor. Ve bu Sevir Dağı'na doğru yola çıkıyorlar. 5 kilometre yol yürüyorlar. Ve daha sonra bunun eteklerinden dağa doğru tırmanıyorlar. Ve daha sonra Allah Resulü'nün başına Ebu Cehil 100 deve ikramiye koyuyor. Yani 100 deve ikramiye demek bugünkü şartlarda bir deve içi ganimet dolu bir tır. 100 tane içi ganimet dolu tır Allah Resulü'nün başına konan mükafat. Ve bunu duyan buradaki müşrikler Allah Resulü'nün peşine düşüyorlar. Nereye? Medine yoluna doğru. İzlerini takip ederek gidiyorlar fakat bakıyorlar ki hiçbir şeye rastlayamıyorlar. Geri dönüyorlar. O zamanki şartlarda çok iyi üst süren insanlar var. Hangi insan nereye basmış, hangi hayvan basmış onları dahi tespit eden insanlar varmış. Ve izleri takip ederek buraya kadar geliyorlar. Dağın eteğine kadar ve buradan izleri takip ederek mağaranın ağzına kadar çıkıyorlar. Dağın zirvesine çıkıyorlar ve mağaranın ağzına geliyorlar. Şimdi Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir mağaranın ağzına geldiklerinde içeriye giriyorlar ve girdikten sonra mağaranın önünde vuku bulan 3 tane olay var. Bir ağaç yeşeriyor, beliriyor ve bir güvercin gelmiş yumurtasını yapmış, yuvasını yapmış. Örümcek ağını örmüş. Necefli insan kılığına girmiş bir şeytan öyle diyor. Hayatımda diyor ilk defa doğru bir şey söyledim diyor. İnsanlar bana inanmadılar diyor. Eğilin bakın diyor Muhammed'i göreceksiniz dedim diyor. O iş sürücü, o gururlu, kibirli olan kişi öyle diyor. Sen diyor benden daha mı iyi bileceksin diyor. Muhammed doğmadan önce bu örümcek buraya ağını yapmıştı diyor. Fakat içeride bu konuşmaları duyan Hazreti Ebu Bekir var. Korkuyor. Ve onun o korkusunu hisseden Allah Resulü la tahsen innallaha maana. Korkma diyor. Allah bizimle diyor. Bizimledir diyor ve ondan sonra Hazreti Ebu Bekir de rahatlıyor. Ve bu müşrikler oradan geriye dönüyorlar ve 3 gün boyunca Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir'i bağrında misafir ediyor. 3 günün sonunda iki deve karşısında anlaştıkları bir rehber var. Abdullah bin Ureykıt müşrik. Buraya geliyorlar, iniyorlar ve o develere biniyorlar ve Kızıldeniz sahil yolundan 14 gün sürecek olan yolculukları başlıyor. Yolun yarısına vardıklarında Mekke'de yaşayan Süraka adlı bir pehlivan var. İri yarı güçlü kuvvetli birisi. Allah Resulü'nün başına 100 deve ikramiye konduğunu duyunca Allah Resulü'nün peşine düşüyor. Yarı yolda yakalıyor. Kılıcını çekiyor. Atını mahfuzluyor. Allah Resulü'ne tam bir hamle yapacağı sırada atının ayakları tökezleniyor, yere yıkılıyor. Ve tekrar kalkıyor. Atına biniyor. Yine atını mahfuzluyor. Kılıcını çekiyor. Allah Resulü'ne hamle yapacağı sırada atının ayakları dizlerine kadar kumlara batıyor. Ve diyor ki ya Muhammed dua et atım kurtulsun. Ben buradan geri döneceğim. Yolda gördüklerime seni görmediğimi söyleyeceğim diyor. Ve geriye dönüyor. Yolda gördüklerine Allah Resulü'nü görmediğini söylüyor. Ve daha sonra bunu Ebu Cehil duyuyor. Ve Süraka'yı yakalıyor. Diyor ki sen Muhammed'i gördüğün halde bize söylemedin diyor, bize ihanet ettin diyor. Ve Süraka da Ebu Cehil'e diyor ki, eğer o atın üzerinde sen olmuş olsaydın, atının ayakları dizlerine kadar batmış olsaydı kumlara, sen
o Muhammed'e biat eder, Müslüman olurdun diyor. Ve daha sonra Abdullah bin Urayk'ı da yakalıyor. Sen diyor başına 100 deve ikramiye konmuş kişiyi bize ihbar etmedin, bize ihanet ettin. 2 deve karşına bizi sattın diyor. Bakın o müşrik olan rehber ne diyor? Ben namuslu ve şerefli bir insanım. Ben onlara söz verdim ve ben onları götürdüm, yerine teslim ettim diyor.